NFT çılgınlığı her gün büyümeye devam ediyor. En son Cem Yılmaz'ın da NFT'lerini çıkardığını ve birkaç saat içerisinde milyonlarca liralık satış yaptığını gördük. NFT popülerliği her yerde artıyor. NFT demek ne demek? Daha evvel uzunca bir seride anlatmıştım. Tekrar oraya dönmek istemiyorum. O seride hem NFT'lerin ne olduğunu hem buradaki yatırımların ne manaya geldiğini, insanların neden bunlardan hoşlandığını anlatmıştım. Oraya gidin izleyin. Ama bugün size spesifik bir NFT projesinden biraz daha bahsetmeye çalışacağım. Projemizin adı Bored Ape Yacht Club. Yani sıkılmış maymunlar yat kulübü. Bu özel projeden bahsetmemin nedeni şu anda değerlemesinin çıldırmış olması ve dünyadaki en popüler NFT projesi haline dönüşmüş olması. Bu proje özelinde aynı zamanda aslında NFT'nin neden değerli olduğunu, insanların maymun resimlerini, şu yanımda görmekte olduğunuz maymun resimlerine niye yüz binlerce hatta milyonlarca dolar harcadığını beraber anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün 22 Kasım 2021, ben Bora Özkent, yeni bir podcast'le beraberim. 293. podcast'inde sizlere Bored Ape Yacht Club projesinden yola çıkarak NFT'ler neden değer kazanıyor, bu iş neden çılgınlık boyutunu aldı onları anlatmaya çalışacağım ama bu projeye özellikle odaklanacağız. O zaman meseleyi aslında daha iyi kavrıyor olacağız. Bored Ape Yacht Club, yani Sıkılmış Maymunlar Yat Kulübü, dört kafadarın bir eseri aslında. Bu NFT dünyasında çok iyi duyuyorlar ve biz ne yapsak gidiyorlar ve buradan da bu maymunlar fikriyle yola çıkıyorlar. 170 ayrı değişkenle oynayarak 10 bin maymun yaratıyorlar. Maymunların ortak özelliği, yanında da gördüğünüz gibi, son derece sıkılmış olmaları, etrafa bezgin bir bakışla bakmaları. Bu maymunların farklılaşan noktası ise ne bileyim aksesuarları, kıyafetleri, ağzında ne var, arka planlarına dönüyor gibi farklı unsurlar ve bunların 10 bin tane birbirinden tamamen farklı maymun yaratmışlar. Ama aslında mesele sadece bu maymunlar değil. Bored Ape Yacht Club aynı zamanda bir kulüp, isminden anlayacağınız gibi. Ve bu kulübe girmenin tek yolu da bu maymunlardan bir tane satın almak. Maymunları satın almak ilk başta kolaydı çünkü tanesini 0,08 Ethereum'dan sattılar. Yani kabaca 4000 dolar dersek şu andaki Ethereum'un fiyatını, 40 dolarlar civarına bunlar satıldı. Şu anda ise en pahalıları 700-750 Ethereum seviyesine ulaşmış durumdalar. Yani kabaca 2,8 milyon dolar değerlemeleri var. En düşüklere doğru baktığımızda da 50-60 Ethereum'un altında maymun kalmadı. Kapış kapış giden bu maymunlar neden insanlar rezone etti bilmiyorum. Bir şekilde tasarımdan hakikaten şeker. Bu tasarıma sahip olmak insanları mutlu etmek olabilir ama bugünlerde ulaştığı fiyat seviyesi insanlar niye bunu hala alıyor? İşte orada mesele sadece sanat değil, bu kulübün yarattığı ayrıcalıklar. Daha fazla bölge bilgiler vermeye devam etmeden kulübe bir girelim istiyorsanız, kulübün içine bir göz atalım. Şimdi gelin siteye bir bakalım. Bored Ape Yacht Club karşınızda. Burada görüyorsunuz çok hoş bir tasarım var, eğlenceli bir ortam yaratmışlar. Kulübe girmek isterseniz şuradan giriyorsunuz. Burada kulübün binanın içerisini biraz gösteriyor. Ve işte Bored Ape Yacht Club'ın ne olduğuyla ilgili bilgi veriyor. Biz diyor 10 bin NFT'den oluşuyoruz. Yani 10 bin ayrı çeşit maymunumuz var diyor. Bunların hepsi ilk çıktıkları gün 0,0 Ethereum'a satıldılar. Şu anda 60, 70, 80 Ethereum'u ancak alabiliyorsunuz, en ucuzunu bile. Ve diyor ki o yönden adil bir satış başlattık ama tabii ondan sonra değer hızlı bir şekilde artıyor. Burada bunları nereden alabileceğiniz, OpenSea, bunun NFT'lerin en çok ticaretinin yapıldığı ortam, onun adresini veriyor. Ve burada bazı spesifikasyonlardan bahsediyor. İşte ERC-721 token oldukları, Ethereum blockchain'de kaydettiklerini ortaya koyuyor. Ve bir yandan da diyor ki siz üyeler, üye olursanız, yani bu site üye olabilmek için de bu maymunlardan bir tane almanız lazım. Size bir takım hoşluklar, güzellikler sunacağız diyor ama bunu yapabilmek için MetaMask cüzdanınızdan bize bağlanmanız lazım diyor. Eğer bir maymun satın alırsanız sadece o maymunun NFT kaydına sahip olmuyorsunuz. O maymunu her yerde kullanabiliyorsunuz. Kendi kimliğiniz olarak bir marka yapacaksınız, markalama da kullanabiliyorsunuz. Diyor ki işte üyelerin sadece girebileceği, bizim şu anda bir tuvaletimiz var diyor. Bir grafiti tuvaleti, bir aslında dev bir duvar bu ve üzerine grafitiler var. Ben içine giremediğim için detaylı bilgi anlatıyorum. Ve diyor ki ileride diyor yeni faaliyetlerimiz de olacak ve kulüp üyesi olarak bu özel faaliyetlerden ayarlanacaksınız diyor. Burada biraz bu tuvaletin ne olduğu konusunda bilgi var. Daha sonra da roadmap activations dediği, yani yol aldıkça
%100 kullanıma doğru geçtikçe nelere ulaşacaksınız? Bu kulübün üyeleri ne gibi ayrıcalıklar olacak onu görüyorsunuz. En altta da team var. Takımın kendisi de bu arada kendilerini yine maymunlarla ifade ediyorlar. Gargamel, Gordon Gunner, Emperor Tomato Ketchup ve No Sass diye 4 karakter seçmişler. Burada yanılmıyorsam şu gözünden lazer çıkan şu anda en pahalı karakterlerden bir tanesi. Ortam böyle bir ortam. Biraz da belki hani maymunlara bir göz atmakta fayda var. Görüyorsunuz sol tarafta maymunların filtreleri var. Aslında 170 ayrı değişkene göre oluşmuş maymunlar. İşte nelere göre oluşmuş? Mesela arka planın rengi, kıyafetler, işte küpeleri, gözleri, giydikleri kıyafet, kürk veya işte tüyleri, ondan sonra şapkaların tarzı, ağızların tarzı gibi farklı değişkenlerle oluşturulmuş. Ve her birinden bunların sadece bir tane var ve ikincisi yok. O üstünlüğü, hoşluğu bu şekilde gözüküyor. Nasıl? Oldukça ilginç değil mi? Şimdi gelin biraz bu kulübün parasal anlamda yarattığı değer nedir? Toplam büyüklük ne? Günlük ne kadar ticaret dönüyor? Bir de ona bakalım. Bilgi almak için benim sık sık kullandığım bir site var. Adı NFTEXP.io. Linkini aşağıya bırakacağım. Orada bu projeye bir bakalım. Bored Ape Yacht Club projesine. Diyor ki burada işte toplam 10.000 diyor varlık var. Yani 10.000 maymun var. Burada en son hangi maymunların satılıp alındığını gösteriyor. Ortalama fiyat gibi bilgiler var. Bunlar hep Ethereum cinsinden unutmayın. Mesela günlük satış 74 Ethereum ortalaması var. Bunu 4.000 yani bir Ethereum'u 4.000 dolar kabul edelim kabaca çarpmanız gerekiyor. Aynı şekilde işte son 7 günün toplam ticareti 22.825 Ethereum olmuş. Onu yine 4.000'e çarpmanız gerekiyor. Ortalama fiyatı da her birinin 43 Ethereum olmuş. Yine de onu 4.000'e çarpmanız lazım. Hani ben bir özet rakam vereyim. Kurulduğundan beri 251.346 Ethereum'luk ticaret olmuş. Bu da kabaca 1 milyar dolar eder eğer Ethereum'u dolara çevirirseniz. Şunlar da en pahalı app'ler, en pahalılar. 2087 numaralı maymun 769 Ethereum'muş. 740 numara olan 740 Ethereum. Bu gözünden lazerler fışkırtıyor görüyorsunuz. Yani 740 euro kaç ediyor ya? Benim hesabım çok şaşmıyorsa 800 deseniz nereden bakarsanız bakın 2 milyon 800 bin dolar gibi bir fiyatı var. 3749 numaralı maymunun. Bunlar size akıl almaz geliyor olabilir ama Bored Ape Yacht Club'ın rakamları bunlar ve pek de durulacakmış gibi de gözükmüyor. Evet bir zirve yaptı biraz yavaşladı ama hiç rahat durmuyorlar. Sürekli yeni proje üretiyorlar. O projelerle buraya yeni hareketler getiriyor olabilirler. Evet, kulüp ve büyüklüğü hakkında bir fikrimiz oldu. Peki insanlar neden delice buraya geliyor? Tekrarlıyorum, ayrıcalıklar için. Bu ayrıcalıkların bir bölüm önümüzdeki günlerde belli olacak. Diyorlar ki yol aldıkça size yeni ayrıcalıklar sunuyor olacağız diyorlar kulüp üyelerine. Ama bence en büyük ayrıcalık o kulübün bir parçası olduğunu ilan edebiliyor olmak. Çünkü bu 10.000 kişi işte son derece ileriyi gören, erken aşama yatırım yapanların ileriyi gördüğünü kabul etmek lazım. Ben açıkçası fark etmemiştim bile. Bir yandan teknolojiyle barışık, bir yandan ortak değerleri olan, ortak bir dalga geçme vaziyetleri olan, çünkü o maymunların ifadesi de biraz değil mi aslında sempatik geliyor insanlara, bir ekip. O yüzden şu anda en önemli NFT kulübü, en önemli NFT topluluğu olarak gösteriliyorlar. Topluluğa katılmak için maymununuzun olması gerekiyor ama başka yolları da var. Mesela Discord'da gidip o topluluğa katılabilirsiniz. Şu anda benim gördüğüm 25 bine yakın üye var orada. Orada haberleşmelerin, iletişimlerin bir kısmına tanık olabilirsiniz. İleride bu kulübün bir parçası olduğunuz için bir sürü ayrıcalığınız olacakmış. Neler olacak bilmiyorum. Mesela Rolling Stones dergisiyle yakın zaman Rolling Stones ondan önce kapak yaptı. Daha sonra da bu kapağı yaptıktan sonra dedi ki biz onlarla bir ortak projemiz var. Rolling Stones'un bazı özel sayıları olacak, bazı özel aplikasyonlar olacak. Yani öyle bir hale geldi ki bugün maymunlar pek çok büyük markayla iş birliklerine gidiyorlar. Kimi marka bu maymunlar için ayakkabılar tasarlamaya, kimi marka da bu maymunları kendi projelerini farklı amaçlarla kullanmayı düşünüyor ve siz de o kulübün parçası olarak işte bütün buralarda bazı ayrıcalıklara sahip olacaksınız. Bu arada kulüp üretmeye devam ediyor yani sadece bu 10.000 maymun var. Yok bu 10.000 maymunun bir de mutant halleri var. Az önce yanında Rolling Stones dergisinin kapağını görmüştünüz. Bu da mutant hali. Bu mutant hale getirebilmek için maymunu iki tane asit alıyorsunuz. Asidi maymun atıyorsunuz ve maymunun tipi değişiyor. Bunu niye yapmak istiyorsunuz bilmiyorum ama işin içine biraz daha renk katıyor. Ayrıca maymunlarınıza
İşte köpek gibi evcil hayvanlar da alabiliyorsunuz. Onlar da ayrıca satılıyorlar. Anladığım kadarıyla kulübün parçasıysanız bunları daha iyi fiyatlarla alıyorsunuz. Maymununuz da onlarla birleşiyor. Bu dünya size çok saçma geliyor olabilir ama aslında burası da bir ayrıcalıklar kulübü. Yani nasıl işte eskiden şehir kulüpleri vardı. Onları üye olmak ayrıcalıklıydı. İşte bir takım loncalar vardı, masonlar vardı. Bunlara üye olmanın bir takım ayrıcalıkları vardı. Ve bu networkler, bu topluluklara dahil olduğunuz zaman o topluluğun diğer üyeleriyle de birlikte bir şeyler yapabiliyordunuz. İnsanlar burada aslında benzerini yapıyor. Çok da yatsımamak lazım. Tabi bu insanların beraber yaptığı şeyler bize çok eğlenceli gelmiyor olabilir ama onlara eğlenceli geliyor. Ve gerçekten pek çok insan o kulübün parçası olmaya özeniyor. İleride bu kulübün daha da fazla şeyler yapacağı ve onun bir parçası olmanın insanın mesela sosyal medyadaki statüsünü değiştireceği, sanal evrenlerinde o maymunlara sahip olmanın duvarlarında, sanal evlerinde ayrıcalık olacağı, hatta bu maymunları alıp belki günlük kıyafetlerine, otomobillerine bir şey üretiyorlarsa oradaki markalamaya doğru taşıyabilecekleri öngörülüyor. Bu da kulübün değerini artırıyor. 4 kafadar, 10 bin maymun, şu ana kadar yaratılmış işlem hacmi 1 milyar dolar civarında. 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak için bir sanayi şirketi kurmak ne kadar zor bir düşünün. Muazzam bir iş başarmışlar. Bu işi dışlayabilirsiniz, yatsıyabilirsiniz, buna neymiş diyebilirsiniz ama şu gerçekten kurtulamazsınız. Durup dururken ortada bir değer yaratılıyor ve bu değer bir sürü insanın meşgul ediyor, alıyorlar, satıyorlar, üzerine yazıp çiziyorlar. Ben projeye her şekilde başarılı diye bakıyorum. Önümüzde daha ilginç NFT projeleri olabilir tabii, göreceğiz, inanılmaz bir rekabet var. Bored Ape Yacht Club kendi önemli bir yer edindi bile. Bu ileride de böyle devam edecek mi, gerilecekler, yerine başkası mı alacak bilmiyorum ama şu andaki performansı ve 4 kurucunun cinlikleri, tatlılıkları ve grupla kurdukları ilişkinin gücü işlerin biraz daha bu yönde gideceğini gösteriyor. Buradan gençlere de sesleniyorum. Lütfen nasıl NFT üretilir öğrenin. Sizler de kendi kulüplerinizi kurun. Tutmayabilir ya da tutabilir. Neye göre tutup tutmadığı konusunda daha evvel bahsettim. Aşağı linkini bıraktım. NFT serimde NFT'ler nasıl değerlenir konusunda bir içerik üretmiştim orada. Belki ona bakmakta fayda var. Ama yaratıcılığın önünün çok açık olduğu bir dünyadayız. 4 kafadar, 10 bin maymun. Onlar da bilgisayar ürettiği maymunlar aslında çizip milyar dolarlık bir işlem hacmi yarattılar ve şu anda kendileri de birer dolar milyoneri. Hiç değilse bir kere en değerli maymunların 4 tanesi, onların karakteri de gördünüz. O maymunlar bile bütün bu projeye değerli diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde Metaverse, NFT'ler, Blockchain, Web 3.0 bu konuda daha çok içerik üretmeye devam edeceğim. Çünkü yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni kurulan dünyalarda öncü olmak, girişimci olarak, kariyer fırsatlı olarak, yatırımcı olarak veya en azından saf merak olarak alemlerde anlatacağınız ilginç şeyler olma açısından çok güçlü. Ben de size bu konuda destek olacağım. Her zamanki gibi bu podcast hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum olur. Hoş olur. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.